için söylüyoruz hanımlar. Acaba mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari mavi mavi gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Güzel bir geceye doğru beraberce yola çıkıyoruz. Çok değerli konuklarımı ağırlayacağım. Furkan, bugün bize ne yemek yapacaksın? Gondol köfte yapacağız bugün. Ne yapacağız? Gondol köfte. Gondol köfte, evet. Yapacağız. Pratik mi? Kolay mı? Pratik, alışılmışım biraz dışında ama oldukça lezzetli. Bugün eldiven mi taktın sen? Köfte yürüyeceğim için. Ha, sen başla, yanına gelip neler yapacağını konuşacağız. 21 gün hayatınızı değiştirebilirsiniz, alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz diyerek çıktık yola. Ve 4 kızımız, onlarla beraber 4 uzmanımız bizimle beraber yol aldılar bizim evde. Ve gerçekten kilo verdiler. Bir şey çok hoşuma gitti. Geçen gün Facebook'ta okudum. Ya Zayda Hanım, ben kilo veremiyorum, veremiyorum diye. Böyle problem yaşıyordum, sıkıntı yapıyordum. Ay, siz ne güzel bakıyorsunuz bana öyle ya. Yeşil yeşil, hoş geldiniz tekrar. Kusura bakma, birisini yakalayınca unutuyorum söyleyeceğimi. 21 günde alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz dediniz. Gerçekten sizinle beraber yola çıkmış. Ay, kilo veremiyorum galiba dediğinde, siz tartıldığınızda kiminiz 2 kilo 3 kilo. Hah, tamam, demek ki böyleymiş. Panik yapmama gerek yokmuş diyerek devam etmiş. O yüzden çok iyi örnek oldunuz bize. Size teşekkür ediyoruz. Uzmanlarınızı davet etmek istiyorum. Alkışlarla Doktor Feyzi Özgönül geliyor. Hem de misafiriyle geliyor. Köpeği Azman'la geliyor. Hoş geldiniz. Aslan, hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Beden aklı diyetini yapmıştık Fevzi Bey'le beraber. Ve Azman'ın çok önemli bir özelliği var. Hayatta herkese her şans tanınmıyor. Azman'ın kulakları duymuyor. Ama bir şekilde hayatta kalıyor, üstelik öğrenebiliyor. Beden aklı diyetini anlatırken Azman'la beraber nasıl yaptığını aslında bize açıklayacak Doktor Fevzi Bey. Yani bu Azman duymuyor ama hiçbir zaman da şişman olmuyor. Değil mi? Çünkü beden aklı var. Yani bedenin aklına göre yiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bir şey söyleyeceğim. Hiç iğrenmeyin. Onun dilinde antiseptik maddeler var. Ve pek çok, ben yani doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Doktor nasıl olsa yanımızda yani. Nasıl? Bizden daha güzel bakıyor size. Yok canım. Herkes güzel bakıyor ama onların sevgisi, bilen bilir, bambaşkadır yani. Yemin ediyorum, yıllardır, işte benim bir oğlum vardı 14 yaşında, kaybettim onu. Bana eve gelip de bu kadar gülen gözlerle, samimiyetle, sevgiyle, bu kadar sevinçle bakan hiç kimse olmadı. Muhtemelen olamayacaktı çünkü onlar tamamen sizinle yaşıyorlar. O yüzden hayvan sevgisini yaşayanlar, bilenler çok iyi biliyor. Soğukta ne olur onlara bir şeyler verin. Çöplerde bulamıyorlar bir şeyler. Belediyelere duyarlı olanlara çok teşekkür ediyorum. Haberler geliyor bazen, o kadar üzülüyorum ki. Dışarıda şansları hiç yok. Veya çok az. Ne yazık ki öyle. Yani sadece bizim yardımlarımızı bekliyorlar. Ve biz onların bütün doğal alanlarını kaplıyoruz. Sonra da onları dışlamaya çalışıyoruz. Aslında haksızlık bu dünyada yapıyoruz. Evet, onların da hakkı var. Biz onların dünyasındayız. Çok teşekkür ediyorum Doktor Feyzi Özgönül'ü. Alkışlarla yerini alıyorum. Uzman diyetisyen Sevil Naz geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Rengarenk geldiniz, evet, her zaman gibi.
Siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle kırmızı, bu tam evet. Bu ne renktir? Nar çiçeği. Nar çiçeği gibi, evet. Çok iştah açıyorsunuz yalnız böyle. Ciddi söylüyorum. O zaman ben siyahlarımı giyeyim hastaların yanında. İştah açıyorsunuz. Ve moral motivasyon olmalı ki bize daha kolay. Tabii, evet. Herkes öyle söylüyor. Yani önce bizi bir boydan aşağı inceleyip evet ben de sizin gibi olmak istiyorum diye. İşte o yüzden örnek olmamız gerekiyor. Oluyor, değil mi? Harikasınız. Alkışlarla Sevil Nasiyer'ini alıyorum. Ve Doktor Murat Topoğlu geliyor. Sıra koştura geliyor Murat Bey. Enerjisiyle her zamanki gibi. Teşekkürler, çok sağ olun. Sizinle pazarlığa gideceğim kurbanda. Tamam. Ne diyorum? Az kaldı. Kaça olacak? Ne bu, uygun bir rakam yaparız artık, ne dersin? Vallahi elinizden uçanla kaçan yani. Karavanlı olduğum için karavanda koyunu çok meşhur. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu var. Ama öyle olmasın ama. Amanın hikayesi var, ayrıca bir gün anlatırım bir fırsat enteresan. Olduğu zaman. Tamam, konuşalım. Düşman askerleriyle alakası var. Onları nasıl yendiğimizle alakası çok var. Çok basit, düşmanlar gelmişler. Karaman kale var. O kalede tabii bunlar 1000 kişi. Ama düşman 10.000 kişi. Gece saati bütün işte sığırları, davar derler oraya, koyunların hepsini kalenin içine koyuyorlar. O döneminki Sultan Bey'i. Ondan sonra diyorlar ki bunu dışarıdakiler 10.000 kişi, biz 1000 kişiyiz. Mümkün değil bunları yenmemiz. Ne yapalım diyor. O zamandaki o Karaman Bey'i diyor ki bütün koçların ve koyunların kafalarına meşale yakın. Ve biz de buradan bir gürültü çıkartalım ve kapıları açın. Gürültüyle o şekilde Karaman'ın koyunları ve işte insanlar hepsi beraber aşağı inince tepeden aşağı. Allah bunlar Allah, bakıyorlar karşıda 20 bin kişi var zannediyorlar. Akıl. Ve oradan akıl. Çıkıyor Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Yani öbür türlü anlaşılması diye. Ben bunu bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Ben öğrenmiş teşekkür oldum. Doktor Murat Topoğlu, alkışlarla yerinizi alıyoruz. Alkışlar kesilmesin lütfen. Diyetisyen İpek Ağca Özger geliyor. Alkışlarla. Hoş bulduk. Hazır sizi almışken. Tabii ki. Hemen kızlarımız da bakıyor acaba bize ne zaman sıra gelecek diye. Nasıl geçti bu 21 gün sizin için? Çok güzel geçti. Beslenin daha renkli ve daha sağlıklı beslenmesini sağladık. Onda da pek çok değişiklik oldu. Kilosu zaten çok güzel kilo verdi. Şimdi son kilosunu tekrar göreceğiz. Hadi bakalım o zaman, beste de geliyor alkışlarla. Biz çorabına iddiaya girmiştik. Bir neler yaşadık izleyelim. Ondan sonra tartılmaya gidiyoruz. Menümüzde neler var? Menümde bugün kepekli makarna, domates soslu ve köfte var. Bir de ayranım var. Yağlar vücudumuzda mutlaka olmalıdır ama olması gereken aralıkta, fazlasını istemiyoruz. Benim menümde bugün karnabahar yemeği, köfte, ceviz ve yoğurdum var. Beslenmek insanoğlunun normal bir davranıştır. Bütün canlılar gibi acıktığımız zaman beslenmek zorundayız. Bugün menümde tarhana çorbam, köftem, az da salatam, bir de yoğurdum var. Doğru beslenme yöntemleriyle, doğru bir çizelgeyle beraber fazlalıklardan kurtulup normal kilomuza gelmek ve onu muhafaza etmeye çalışmamız gerekiyor. Benim menümde tarhana çorbam var, yağsız köftem, bol yeşillikli salatam olacak. Umut her zaman içimizde olması gereken bir şey. Umudumuzu yitirdiğimiz zaman birçok hastalığı da beraberinde getiririz. Bizim evde veda yemeği. Bizim evde ilk kez akşam yemeğine misafir oluyoruz. Hanımlar çoktan yemeklerini hazırlamışlar. Sofradalar. Ama bir keyifsizlik hakim masada. Sebebi nedir acaba? Bugün bizim evde son günümüz. Onun hüznü var herhalde birazcık. Evet. Herkeste bir suskunluk falan. Şeydeyiz matemde. Evet. Bir de siyah giymiş sebebimiz. Ben üzülüyorum açıkçası, biliyor musunuz? Yani buradan ayrılmak çok zor olacak. Hepimiz üzülüyoruz. Evet. Çok alıştık birbirimize zaten. Büyük bir borçlar düşünüyoruz. Kesinlikle çok alıştık. Ben tahmin edebiliyorum şimdi. Yalnız şimdiden. Senle espri yapıyorduk. Ben onları çok özleyeceğim. Evet, hiç bilemeyeceğim. Ben senden sonra eski hayatıma nasıl geri döneceğim onu bilmiyorum. Niye? Çok boşlukta hissedeceğim gerçekten kendimi senden sonra. Sen beni ara. Ben her zaman senin yanında olurum, merak etme. Espri malzemesi kimden bulacağım? Şu an onun düşüncesi içindeyim. Allah oraya girme. Allah oraya girme. Aynen. Neyse canım, görüşeceğiz yine yani sonuçta. Tabii ki. Görüşmezsek ayıp olur. Hani görüşmezsek kimin ne kadar kiloya düştüğünü anlayamayız, göremeyiz.
motive olamayız. Kızların hali anlaşıldı. Bir aylık birlikteliğimiz sona erecek diye üzülüyorlar. Bundan sonra her ay bir gün görüşeceğiz kızlarımızla. Onların zayıflama maratonlarını aylık kontrollerle stüdyodan takip edeceğiz. Peki kızlar, bizim ev sizlere neler öğretti? Bizim ev bana şunu öğretti. İstediğim zaman istediğim şeyi yapabilirmişim. İrademe sahip çıkabilirmişim. Sabredebilirmişim. Tanımadığım üç insanla yaşayabilirmişim. Bizim ev bana sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamayı öğretti. Bizim ev bana yemek yapmayı öğretti. Düzenli beslenmeyi öğretti. Düzenli spor yapmayı öğretti. Demek ki yapabiliyormuşuz. Bizim ev bana neyi öğretti? Diyet yapabileceğimi öğretti. Çünkü daha önce yapıp bırakıyordum sürekli. Şimdi düzenli uyku uyuyup diyetimi gayet iyi uygulayabiliyorum. Bizim evden asla unutamayacağınız anılarınız neler? Bizim evde unutamayacağım tek şey şu. Aslında birçok şey var. Öncelikle arkadaşlarımın bana dağınık demesi hiç unutulmayacak bir şey. Onları unutmayacağım tabii ki. Onlarla geçirdiğim güzel günleri. Çok güzel vakit geçirdik. Aslında üzülüyorum da. Ama kaderde bu varmış. Bizim evde unutamadığım tek şey Burcu, Beste ve benimle Emine hakkında yaptığımız yorumlar. Gülmemiz, onun bize alınması, küsmesi. Bizim evde yaşadığım hiçbir şeyi asla unutamayacağım hayatım boyunca. Çünkü çok eğlenceli vakit geçirdik. Sadece bir şey var. Bir gün yatıyoruz gece, benim üstüm açılmış. Duygu böyle benim ayağımı bir kaldırdı. Uyandım, ne oluyor dedim. Şok oldum. Onu hiç unutamayacağım. Benim bu evde unutamayacağım tek şey akşamları yaptığımız makaralar, gülme krizlerimiz ve kahve keyiflerimiz olacak. Bunca şeyi öğrenir ve yaşarken bir de arkadaşlık kazandınız. En çok kimi özleyeceksiniz bizim evden? Burcu. Burcu'yu çok özleyeceğim. En çok evde Emine ablayı özleyeceğim. Çünkü başka hani kimle uğraşacağım bilmiyorum. En çok onunla uğraşıyordum çünkü. Ben de Emine'yi özleyeceğim. Çünkü onunla çok uğraşıyorduk. Bakalım bundan sonra ne olacak? Telefonla taciz ederiz artık. Ben bütün arkadaşlarımı özleyeceğim. Çünkü onları çok seviyorum. Benim sevgim bir başka. Hele de Duygu, Burcu, Beste ile zaten sürekli anlaşamıyoruz. Sonra şakalaşıyoruz, barışıyoruz. Burcu zaten çok makara bir insan. Çok seviyorum onu. Duygu da beni çok sinir ediyor. Ayrı ayrı. Onların hiçbirini unutamayacağım yani. Sürekli görüşeceğim onlarla. Peki doktorlarınız, onlar için neler düşünüyorsunuz? Buradan doktorum İpek Ağacı Özger'e bir şeyler söylemek istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu yolda benimle yürüdüğü ve yürüyeceği için gerçekten ona kendisine çok minnettarım. Doktorum Fevzi Hocam ve eşi Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok fazla ilgilendiler, çok fazla destek oldular. Kendilerini çok seviyorum. Diyetisyenim Sevin Nazır, buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi benimle çok ilgileniyor. Hem internet ortamında hem yüz yüze olduğumuzda çok sıcakkanlı, bana çok destek oluyor. Benim doktorum, herkes biliyor ki Türkiye'nin de birinci tatlılıkta önde geliyor, Murat Topoğlu. Ben çok memnunum kendisinden, çok da seviyorum. Zaten dilimden de düşürmüyorum sürekli. Bana desteklerinden dolayı, verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve daha birçok konuda bilinçlenen Emine, Duygu, Beste ve Burcu daha düzenli bir yaşam için ilk adımlarını attılar. Bundan sonra da uzmanların kontrolünde sağlıklı yaşamaya devam edecekler. Bizimle beraber oldukları için bizim ev kızlarına ve doktorlarımız Fevzi Özgünül, İpek Ağaca, Murat Topoğlu ve Sevil Nas'a teşekkür ederiz. Parçasısınız. Bizimle beraber olmak için sorularınızı, sorunlarınızı, paylaşmak istediklerinizi, stüdyomuza gelen konuklarımıza özellikle canlı yayında sorularınızı bekliyoruz. Bu kocaman ailede biz çok şey yaşadık ama asıl Destenur yaşayanlardan bir tanesi oldu. Bizim evin kızlarından birisiydi. Tartılma zamanı ama biz biliyorsunuz öncelikle doktor kontrolü yaptırıyoruz bizim eve gelen herkese. Orada da bir takım problemler çıkmıştı. Evet. Mesela uzun süredir regl olamıyordun sen ama şimdi bu beslenme düzeni değişince güzel bir haber aldım ben bugün. Ve ilaç tedavisiyle beraber. O yüzden kilon çıkmazsa hiç üzülme. Evet. Tamam mı? Önemli çünkü olan sağlığın. Kesinlikle zaten belli bir kiloyu vermiş oldun. Tabii. Bu bir başlangıçtı. Evet. Artık
Bundan sonra uzmanımızla beraber yoluna devam edeceksin. Aynen öyle. Hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman ben bunu size versem. Sizin bir beklentiniz var mı kilodan? Benim beklentim bu hafta yok çünkü söylediğiniz gibi ödem şikayeti çok fazla. Beste şu anda tam adet döneminde olduğum için ödemi çok. Hiç beklemiyoruz. Sorun yok. Alışkanlıkları değişti. Zaten şu ana kadar 5,5 kilo vermiş oldu. O yüzden çok güzel bir miktar bizim için. Harika. Şimdi kilolarına bakıyorum. Moral bozmak yok yani. Ya da oradan çok yakınımda ben buradan sizinle paylaşayım. Bestonur 19 yaşında 1.56 boyunda. Geldiğinde 104.8 diyen 105 kiloydu. 99 kiloya kadar düşmüş. 99.6 idi. O yüzden... Evet hatta 6 kilo olmuş. Birazcık yani gram olarak vermişsin. Hemen gösteriyorum 99.680 diyelim biz ona. Yani gramaj olarak vermişsin ama iyi haberlerle geldin bize. O yüzden tebrik ediyoruz seni. Kesinlikle. 21 tebrik gün ederiz. Ve alışkanlıkların değişiyor. Ve bir hayli kilo demektir bu. 105 kilodan 99.6'ya düşmüş oldun. Tebrik ediyorum seni. Evet çok güzel. 6 kilo çok çok iyi. Zaten pek çok bayanda bu süreç içerisinde 1 veya 2 kilo gibi kilo artışı bile olabiliyor. O yüzden aslında bestenin hatta bir miktar gram vermiş olması bile çok güzel. Önemli olan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmış olması, bunu hayat boyu devam ettirmesi. Bu aslında kısa bir süreç değil, diyete bırakmak, başlayıp bırakmak gibi bir şey değil. Artık bu hayat tarzı haline gelip bu şekilde renkli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye devam edecek Beste. Biraz üzülüyorlar yalnız bugün. Bizim evden gidiyorlar diye haklısınız ama ayda bir zaten görüşeceğiz sizinle. Ve bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Siz unutmayın pek çok kişiye örnek oluyorsunuz buradan. Sizinle beraber ben görüyorum sosyal medyada da takipçileriniz artmış. Takip ediliyorsunuz. O yüzden lütfen burada öğrendiklerinizi yaşam boyu devam ettirin. Tamam. Kesinlikle. Harikasınız. Her hafta takibe devam ediyoruz zaten Beste ile. Çok teşekkür ediyorum. Emaneti ve en güzel şekilde ederim. Sahip çıktınız. Hiç merak etmeyin. Minnettarım ve alkışlıyoruz Beste Nur'u. Ve uzman diyetisyen İpek Ağaca Özger'i alkışlarla yerinize uğurluyorum. Fevzi Bey ben yanınıza gelmeden, daha doğrusu ben sizin yanınıza geleyim. Davet edeceğim şimdi ama sizi. Şimdi bu beden aklı diyetinin mantığı nedir? Ve biz bunu uzmanlara nasıl göstereceğiz? Sizi de ayağa alayım, yanıma alayım. Şimdi beden aklı diyetinin mantığı şu. Vücudunuzun isteğine uyacaksınız. Çünkü vücudunuz bizden çok daha akıllı. Mesela ne yapıyor? Bu mamayı yiyor. Bunun içinde ne var? Et var. Et yiyor ama... Biz azmana bir tatlı verirsek onu yemez, sevmez. Peki, ve doyana kadar. Ve kendisi akıllı yani. Akıllı tabii. Bizim bedenimiz de akıllı. O yüzden iştahımız var. Bizim bedenimiz hep şişmanken zayıflamak istiyor. İştahımız artıyor. Biz onu yanlış anlıyoruz. Gidiyoruz abur cubur veriyoruz. Halbuki yemek versek o zayıflayacak. Biz onu yemek vermek yerine abur cubur verdiğimiz için hep iştahı devam ediyor. Biz Burcu'da bunu yaptık. Dedik ki ye dedik. Ye dedik korkma dedik. O korkmadı bize inandı. Ve en sonunda azman gibi fit olacak. İnşallah. Şimdi azmanın kulakları duymuyor. Ne yazık ki. Ama sizin söylediklerinizi yapıyor. Evet. Ben mesela ona... azmanı alsam sizden uzaklaştırsam. Sizi görmesini sağlayarak tabii. Biz şimdi mesela normalde... azmana diyeceğiz ki gel diyeceğiz. Ya bayağı bir gidiyorum şimdi. Gel. Dikkati ama gel de demeyeceğiz sadece. Stüdyo ortamında çünkü bizi duymuyor. Yapacağız. Ama şimdi yere bıraktığımda sizin hareketinizle koşturacak, gelecek. Sonra da otur diyeceğiz, oturacak. Tabii otur demeyeceğiz. Sonra da annesine gidecek. Evet ya, o anneci biraz yalnız. Evet. Peki alkışlarla Burcu'yu da davet ediyoruz. Doktor Fevzi Özgür'le beraber. Gel Burcu'cuğum. Tartılmaya gidiyoruz. Bizim ekip bayıldı yalnız. Beni falan unuttular. Köpüşü görünce. Peki, sizin... Hiç kiloyla derdiniz olmadı. Evet. Bu beni çok mutlu etti. Fakat bir taraftan da daraldım. Evet. Ha? Evet ben hissedebiliyorum daraldığımı. Hissediyorsun. Önceden hissedemezdim. Kimse de hissedemezdim ama şimdi gerçekten hissediyorum. Ya sen ilk geldiğin gün üzerine bir kot ceket vardı. Gömlek vardı. Evet, evet. Ve ben dedim ki acaba kaç kilodur? Benim tahminimin çok üzerinde düşünmüşüm. Sen çok daha düşük kilolu çıkmıştın. Ama bu yaşında çok daha aşağıda olman gerekiyor. 21 günde... Hayatında ne değişti, ne öğrendin? 21 günde ben hani önceden çok diyet yapmaya çalıştım ama en fazla maksimum 2 gün sürdü. Şu an hani korkmadan... evet maksimum 2 gün sürdü. Şu an hani yiyebiliyorum, hani hiçbir şeyden uzaklaşmadım daha önce yediğim şeylerden. Sen bir güzelleştin de yalnız. Teşekkür ederim. Makyajı sen mi yaptın? Ben yaptım. Aa yeşil yeşil böyle gözlere. Peki Fevzi Bey'in kontrolünde.
Hemen söyleyelim. Burcu geldiğinde 114 kiloydu. Ve 106.9'a kadar inmişti. Şimdi bakalım biz kiloya bakmıyoruz. Gerçekten Burcu'daki değişim görsel bir değişim. Görüyoruz yani daraldığını. Ekrana da biliyorum yansıyordur. Kendisi hissettiğini söylüyor. 106.9, 107 idi en son. 107. Şimdi kilo vermiş misindir acaba? Bilmiyorum. En son 107 idin. Bize geldiğinde 114'tün. Fevzi Bey, şöyle sizi de yanıma alayım. Siz hiç kilo sorunum yok dediniz ama her seferinde de güzel sonuçlar çıktı. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Evet, ben de heyecanlıyım. Burcu geldiğinde 114'tü. En son 107 idi. Şimdi ise 105.160 gram. Yani 105 kilo olmuşsun. Aferin. Allah, harika. Ben senden daha çok seviniyorum ya. Muhteşem yani. Kilo ile işimiz yok diyen tek uzmanımız ama yani kiloları da görüyorsunuz. Ama bu çok kötü oluyor çünkü bütün hastalarım diyor ki ben de öğrenmek istiyorum. Bize diyor söylemeyeceğiz. Olmaz diyor Burcu'ya, haksızlık yapıyorsun. Ya yani haklı şöyle bize haksızlık yapıyorsunuz. Bizim kilomuzu söylemiyorsunuz diyorlar. Ben de söylemeyin yani kiloyla bir alakası yok. Eğer siz akşam acıkmıyorsanız, tatlı istemiyorsanız, aralarda acıkmıyorsanız, sabah doyana kadar yiyorsanız zaten küçüleceksiniz. Kaçın bizim yok. Azman'ın yaptığı da o. Doyana kadar yiyor ve küçücük oldu. Oo, maşallah zaten. Hay bir de Azman deyince kocaman bir şey gelecek diye bekliyorsunuz. Küçücük bir şey çıkıyor. Peki Burcu çok teşekkür ediyorum. Bizim evin kızlarından Burcu'yu alkışlıyoruz. Doktor Fevzi Özgün'le alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Alkışlarla Emine geliyor ve akupunktur ve lazerle zayıfladı. Doktor Murat Topoğlu geliyor alkışlarla. Bu arada da küçük Azman bizim böyle gayet rahat stüdyomuzda dolaşıyor. Sen bugün ne kadar hoş olmuşsun böyle Emineciğim. Teşekkür ederim. Yalnız en çok sana laf attılar. Evet. Bak çok... en çok sana laf attılar ama en çok seni özleyeceklerini söylediler. Çok seviyorlar beni sağ olsunlar. Bakalım ne yapacaklar. Hiç merak etme. Bizim evin ilk kızlarında da gördüm. Sosyal medyadan devam ediyorlar. Birbirleriyle dostlukları devam ediyor. Ben sürekli arıyorum. Yani Burcu'yu, Duygu'yu sürekli arıyorum. Sürekli irtibat halindeyiz, konuşuyoruz sürekli. Harika, o hiç kesilmesin. Bize iyi örnek olacaksınız çünkü. Kesinlikle. Peki, Doktor Murat Bey. Hı-hı. 21 günde neler değişti? Ne yaptınız? Şimdi 21 günde özellikle hastanın kendisine sorsak, yani biz hasta diyoruz ama... Orada anlattı yani, da ben asıl şimdi, tüyoları sizden alayım. Çünkü sizin çok böyle şimdi, madde madde sayacağınız şeyler vardır. Şimdi eminim. Tabii ki akupunkturla biz ve lazer ikisini beraber kombine kullanmakla burada amaç... İştah acıkmasını azaltıcı bir özellik sağlamaya çalıştık. Çünkü akupunktur bilimsel anlamda beyindeki serotonin salgısını artırıcı bir özelliği var. Evet, bu özellikle beynin iştah ve acıkma merkezinde serotonin seviyesi artarsa sizin iştahınız azalır. Çünkü çikolata yediğiniz zaman veya karnınız çok tok olduğu zaman zaten beynin hipotalamus bölgesinde çıkan şey serotonindir. Spor yapınca da ortaya çıkıyor değil mi? Sporda da biraz daha beta endorfin de çıkar orada. Farklı şeyler de çıkıyor. Ama burada biz beta endorfin dediğimiz yani sakinleştirici olan bir salgımız daha var. Biraz daha relax yapan, ağrıları aynı zamanda kesen bir maddedir o. Hem iştah acıkmasını azalttı. Bilmiyorum doğru mudur? Kesinlikle doğru. Midede ekşime, yanma, kazıma şikayetleri çok önemli. Çünkü insanların bir diyet verdiği zaman midedeki asiti... Bazen önleyemeyebilirsiniz. Diyor ki doktor salata yoğurt yersen midem yanıyor, kazanıyor ve ben bozmak zorunda kalıyorum dediğin zaman akupunktur burada devreye giren hakikaten midedeki asit azaltıcı özelliği var. 3. Halsiz ve bitkin düşmedi. Öyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Hocam kesinlikle benim mide sorunum vardı. Kesinlikle vardı. Akupunktur lazere başladığımdan bu saate kadar reflüden eser yok. Refli kim diyet çabuk yapıyorsa keser. Ki bırakıyorsa hani pazartesi başı salı günü bıraktıklarını söyledim. Bütün herkesten duyuyoruz mesela. Kesinlikle bıraktıkları yerden devam etsinler. Sakın morallerini bozmasınlar diyorum ben. Evet. Zaten sizi izleyip ben o kadar da kötü değilmiş durumum. Yani 2 kiloda bir şeymiş diyen evet. Çok insanlar ben hiç veremiyordum Zayda Hanım. Hani 10 gram dahi kesinlikle veremiyordum. 10 gram dahi? Kesinlikle veremiyordum. Peki bakalım. Bir de sakinleştirici özelliği var bunun. Ama bakın şimdi bu programları yapıyoruz ya Zahide Hanım'la programında. Bu bir yarış değil aslında. Aslında. Buradaki aslında. Amaç. Çok kilo vermek örnek ama bir çek söyleyeyim. Şimdi sizler mutlaka içinizde diyet yapanlar vardır. O diyet yapanlara şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle yarış halinde değilsiniz. Yani birisine ispat etmek zorunda değilsiniz verdiğiniz kiloyu. Yani, şimdi tartalım bakalım. Kaçtı kilon hatırlıyor musun? Emine. O doğruya bakıyor. 94.2 idi. 94.2 idi. Aldığın için mi korkuyorsun da?
tartılmak aslında istiyorsunuz. Hani final olduğu için tartılmasak mıydık neydik acaba? Diyorsun. Ama nasıl olsa ele gidiyoruz diye düşünme. Çünkü 93.300'ü gördüm ben orada. 93.3. Harika. Bak gördün mü o kadar da? Korkulacak bir durum değilmiş. Yani 1 kilo 100 gram. Bir de kilo vermediğiniz zaman ne olur moralinizi bozmayın. İşte, bütün uzmanlarımız onu söylüyor zaten. 1 kilo 100 gram vermiş. İşte burada hemen yarım kalan şeye söyleyeyim. Şimdi Ayşe Hanım kilo vermeye başladı. Herhangi bir diyetisyenle, herhangi bir akupunktur uzmanıyla veya şunla bununla veya internetten okuduğunuz bir takım diyetlerle. Kilo vermeye başladınız ya. Mutlaka çevrenizi lütfen siz söyleyin. Annenize söyleyin, kocanıza söyleyin. Erkekseniz eşinize söyleyin. Hani bana destek olun deyin. Ama genelde bayanlar birbirlerine destek olmazlar. Özellikle bir 6-7 kilo verdikten sonra hemen hanım başlar. Aa Zahide kuş gibi kaldı suratın. Aa. Vallahi çirkinleştin. Ay vallahi bırak. Evinde diyet yap. Bunu yapmayalım yani hakikaten niye? Gerek yok. Haksız mıyım? Sen niye veriyorsun? Şimdi genelde erkekler bir şey söylemez ama özellikle bayan hastalarımdan biz çok görüyoruz. Özellikle 8-10 kiloya geçtikten sonra hemen bayan arkadaşı vallahi sen çok iyisin böyle kal ya lütfen böyle kal. Halbuki yani bunu öyle söylüyorsunuz ki kuş gibi kaldı yok yüzün sarardı diye o hasta bırakıyor tedaviyi biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden oluyor. Yani uygun bir yerde tabii ki durdurmak lazım. Her şey durduramayıp devam edenler de var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben buraya ilk geldiğimde hani zayıfladığınızda istediğiniz şey ne diye sormuştunuz. Topuklu ayakkabı giymek istiyorum demiştim. Ve gerçekten ya. O kadar yakışmış ki. İşte topuklu ayakkabı giymek istiyorum deyip evet. Topuklu ayakkabısıyla salla salla yürüyecek kesinlikle şimdi. Öyle. Alkışlarla seni yerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Murat Topoğlu'na ve Emine'ye teşekkür ediyorum. Şu ayakkabılarla bir yürüyüşünü çekin ben de bir göreyim buradan. Nasıl güzel güzel gidiyor. Çok yakışmış. Emine bundan sonra daha rahat giyeceğini düşünüyorum. Ve alkışlarla Duygu geliyor. Seçmeli diyet yaptı. Uzman diyetisyen Sevil Naz geliyor alkışlarla. Siz hepiniz mi güzelleştiniz? Teşekkür ederim. Elbiseler, ayakkabılar böyle maşallah. Harika. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz buna çok diyet demeyelim. Sizin seçmeli olduğu evet. için aslında alternatifleriniz çoktu. Alternatiflerimiz evet. çok fazla. Yani doğru şeyleri seçmeye çalışıyoruz. Yanlış şeyleri zararlı olan kalorisi yüksek ya da işte sağlığımız için zarar verecek şeylerin yerlerine bir şeyler koyuyoruz. Uygun şeyleri koyuyoruz. O yüzden de bol seçeneğimiz var ve sıkılmadan devam ediyoruz değil mi? Evet sıkılmıyoruz, devam ediyoruz. 21 günde gerçekten alışkanlıkların değişti mi? Değişti, çok değişti. Evde böyle değildim. Mesela ben... Öğlen akşam yemeği arasında hani atıştırıyordum ya da yemediğim zaman elim ayağım titriyordu. Şimdi hiçbir şey olmuyor. Ne elim ayağım titremesi oluyor ne yani ara öğünümü kaçırayım o zaman bile olmuyor. Yani çok rahatladım bu konuda çünkü şekerim düştü zannediyordum çikolataya sarılıyordum. Fark böyle ne şimdi? Fark daha rahatım daha zindeyim sabah erken kalkıyorum. 11'de ben kalkan Duygu şimdi 8'de 9'da kalkıyorum. 11'de mi kalkıyordun? Dım ama günün, artık yok. Günün yarısı günüm, geçmiş oluyor. Ama grafiker olduğum için gece evden çalışıyordum. Gece, o yüzden şimdi öyle bir şey yok. 12 olmadan bilgisayarımı kapatıp yatağa giriyorum. Peki bana daha önce yiyip şimdi yemediğin bir şeyler söyle. Daha önce yiyip şimdi yiyip... Ya da tam tersi daha önce yemediğin ama artık yemeye başladığın. Mesela... Eskiden kabak tatlısı falan yemiyordum. Direkt baklava, tatlılar falan. Şimdi öyle değil. Kabak tatlısı yiyorum. Puding yapıyorum, kendim bunların yapıyorum. Bunların hepsi diyet tatlandırıcıyla evet. yapıyoruz. Çünkü şekerle ilgili sıkıntısı olduğu için Duygu'nun. Sebze yemiyordum. Sebze çok yiyorum mesela. Anneme diyorum sebze yap bana, ıspanak yap, semizotu yap. Annem şaşırıyor bu kadar. Annem de burada bu arada. Nerede anne? Ha, hoş geldiniz. Teyzem de yanında, o da Almanya'dan geldi. Teyzem de çok fittir. Bir teyzeyi, anneyi de görelim şöyle hemen. Siz de hoş geldiniz. Almanya'ya da selam olsun. Özellikle Azerbaycanlılar o kadar çok selam istiyorlar ki benden. Hem Almanya'ya, Fransa'ya, özellikle Azerbaycan'a çok çok selam gönderiyorum buradan. Çok seviyorum sizi. Teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Annem çok destek veriyor bana. Evin içerisinde harika, beraber yapıyoruz diyetleri. Kaç kiloydun bize geldiğinde? Ben 93.8'dim. 93.8'den. Yani 4 diyeyim, 94 diyorsun. 94 artık. Peki 94 kilodan? Duygu'nun şunu da belirtmek istiyorum. Yine aynı İpek arkadaşımın söylediği gibi regl döneminde olduğu için ödem problemimiz var şu anda. O zaman çok fazla bir şey evet. beklemeyebiliriz ama bir görelim. Bu arada hanımlar da soramadıklarını aslında sizin bu sayenizde şu andaki durum sayesinde evet. öğrenmiş de oluyorlar. 94 kiloydu bize geldiğinde. Ve şimdi 88.400 gram, 88 kiloya indi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi.
Tebrik ediyorum sizi. Biz normalde ofislerimizde tabii şu an sadece total kiloyu ölçüyoruz ama ofislerimizde yağ, kas, su asıl ayrımı evet, yapıyoruz. Orada. Geçen haftaki sonuçlara göre, şimdi yarın yine hastanede görüşeceğiz Duygu'yla. Geçen haftaki sonuçlara göre toplam 5 kilo yağdan vermişti. 5 kilo yağdan Duygu ve muhteşem. Spor yaptığı için düzenli olarak da kas kitlesi arttı. Muhteşem. Onu da belirtmek istiyorum. Ayrıca tebrik ediyorum. Ben sizi tebrik ediyorum valla. Hani diyetisyenlerimizi, doktorlarımızı, uzmanlarımızı ayrıca tebrik etmek istiyorum. Zaten bir şey soracağım. Sayesinde oldu. Şimdi soracağım. Hepimizi 4 hafta boyunca gördünüz. En çok hangimizi beğendiniz? Hani diyet olarak hangisini? Çok merak ettim. Ay bu çok, çok zor, zor bir soru ya. Yani hepimizi beğenmişsinizdir de. Evet yani benim de beğendiğim oldu tabii ama şimdi söylersem haksızlık etmiş olabilirim diye söylemeyeyim. Ama sizi takip eden insanların hepinizden tek tek alıp öğrenebileceği şeyler olduğuna inanıyorum ben. Evet kesinlikle öğreneceği şeyleri var. Farklı şeyler uyuyor. Herkes yani, bana soruyor mesela arkadaşlar ne yiyorsun diyorum. Altı öğün yiyeceksiniz. Az yiyeceksiniz. Ekmek bu kadar olacak. Hani söylüyorum. Hani çok ayrıntı vermiyorum tabii ki ama. Yani yememeleri gerekenleri söylüyorum. Mesela yayınlıyorlar Facebook'ta. Yok mısır patlattık, kurabiye yedik diyorum. Oh. Kalori bunlar. Yemeyin soracağım ben size. Ali 7 sene olmuş bakar mısınız başımıza yalnız. Ama hepsini öğrendiniz tabii siz. Evet öğrendik. Yani ben de arkadaşlarıma falan katkıda bulunuyorum. Peki o zaman size soru sormak isteyenleri ayrıca bir bölüm açalım Facebook'ta. Ve özellikle 4 kızımız orada yazsınlar. Sorularınızı cevaplasınlar. Yapalım mı öyle bir şey? Bence tamam, yapalım. Harika olur. Bizim sayfamızdan ulaşabilirler. Bir hep beraber program çıkışı fotoğraf çektiriyoruz. O fotoğrafı koyuyoruz. Oraya size sormak istediklerini size sorsunlar. Harika. Gerekirse uzmanlarımıza da sorsunlar. Zaten sizlerin de var nasıl olsa hesapları. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla sizi, hepinizi ayağa alabilir miyim şöyle yanıma? Çok güzel bir birliktelikti. Şimdi ayda bir kez beraber olacağız. Ve ayda bir kez devamlılığının olduğunu ve gerçekten bu yolculukta beraber olduğumuzu evet. izleyicilerimizle paylaşacağız. Her hafta görüşmeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Evet. Bana birer cümle söyleyin lütfen. 21 günde neleri değiştirebiliriz biz? Buyurun. Hayata bakışımızı değiştirebiliriz, umudumuzu arttırabiliriz, kilonun kader olmadığını öğrenebiliriz. Kilo kader, kader değildir. Güzel. Kimse buna mahkum değildir. Gerçekten istedikten sonra verilmeyecek hiçbir kilo yoktur. Ne hastalığımız, ne yaşımız, ne yürüme engelimiz dahi olsa bile. Harika. Ne dersiniz son bir cümle? Ben bugün. Aslında kişiye özel diyetin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü biz hepimiz çok özeliriz ve diyet de mutlaka kişiye özel olmalı. Bizim alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, belki öğrenciyiz, belki çalışıyoruz. Kan tariflerimiz hepsi farklı. Bu yüzden mutlaka kişiye özel diyet uygulanmalı ki sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılsın ve sağlıkla rengarenk güzel günler bizi bekliyor olsun. Harikasınız. Peki buyurun Murat Beyciğim. Kendinize güvenin, karar verin. Hayatta her şeyi başaracağınıza inanıyorum. Güvenin ve karar verin. Peki. Bu işe başlamak önemli. Yeter ki başlayabilin. Biz her pazartesi başlıyoruz zaten. Başlama konusunda sıkıntımız yok bizim. Bizim devamı konusunda sıkıntımız oluyor. Peki Fevzi Bey. Ben demin söylemeyi unuttum. Biz bir de işlem yapıyoruz. Karbonsipunktur. Tabii. Biz 21 günü beklemiyoruz. 24 saatte eğer hastalığınız yoksa size yeni bir sayfa açıyoruz. Vücudunuz tekrar normal çalışmaya başlıyor ve size diyoruz ki beden aklını dinleyin, ona göre yiyin. 24 saat yeterli. Ama bir hastalığınız varsa onun için biraz daha uzun süre, 48 saat falan olabilir. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Büyük alkış rica ediyorum. Uzmanlarımıza, doktorlarımıza alkışlarla sizi uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere alkışlarla uğurluyoruz sizi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun.